Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Neobot'un daha öncesinde robot süpürgelerini incelemiştim. Vacuum Mop, Q11 ve M2 modellerini daha öncesinde paylaştım. Videolarının da linkini sağ üst köşeye ekliyorum. Bu video içeriğinde de evcil hayvan bakım kitini inceleyeceğiz. Gerçekten işe yarar bir şey. Ben kullandım son birkaç gündür, hatta kullanıyorum. Kedim var benim. Kedi üzerinde denedim. Özellikleri gerçekten harika. Bu arada 9000 Pascal'lık bir emiş gücü var. Yani robot süpürgelerle kesinlikle bunu kıyaslamayın. Çünkü 9000 Pascal halıyı tutup götürüyor. O derece güçlü bir emiş gücü. Bununla pek tabii ki halıları temizlemiyorsunuz. Evcil hayvanlarınızın bakımlarını yapıyorsunuz. Peki neler yapabiliyorsunuz? Onu da sizlere şimdi göstereceğim. Neobot evcil hayvan bakım kitinin şu şekilde parçaları bulunmakta. Böyle gördüğünüz gibi gerçekten uzun mu uzun bir hortumu var. Yani elektrikli süpürgelerde olduğu gibi minik bir hortum değil, gerçekten kocaman bir hortumu var. Pek de kopacak bir yapıya sahip değil, gerçekten sert bir malzemeden yapılmış. Şu şekilde esneyip genişleyebilen bir yapıya da sahip. Bu kısmında bir toz ünitesi, daha doğrusu hayvanlardan çıkacak kıl ünitesi bulunmakta. Robot süpürgelerden artık akıllarda sürekli toz kaldığı için bunda da toz ünitesi diyorum. Bu şekilde çıkartılabiliyor ve burada gördüğünüz gibi basit bir filtre, burada da bir HEPA filtre bulunmakta. Siz bunu kullandıktan sonra şu HEPA filtreyi de zamanla kirlendiği için çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. İsterseniz farklı bir süpürgeyle çekip veya bir musluğun altında yıkayıp 24 saat kurumaya bıraktıktan sonra tekrardan kullanabilirsiniz. Bunu tekrardan yerine yerleştiriyorum. Çöp haznesini boşaltmak için de şuradaki tırnağı çıkartıyorsunuz, açıyorsunuz ve bu şekilde içerisinde bulunan partiküller, artık tüy, kıl ne çektiyseniz onu boşaltabiliyorsunuz. Çekim işlemini buradan içine gerçekleştiriyor, vakumlamayı da buradan yapıyor. Aslında mantık olarak çok basit bir cihaz. Yani çalışma prensibi öyle çok böyle ahım şahım abartılacak bir cihaz değil ama düşünülmüş ve evcil hayvanlar için yapılmış bir ürün. Bunun gibi başka bir ürün piyasada çok fazla yok ve bu fiyata gerçekten yok. Şu anki piyasa satış fiyatı 1500-1600 lira civarında, ancak bunun fiyatları biliyorsunuz dolar kur değişikliği ve ürün fiyat değişikliklerinden dolayı değişkenlik gösterebiliyor. İlerleyen zamanlarda videoyu eğer izlediyseniz belki ürünün fiyatı daha da düşmüştür veya çok daha da yükselmiştir. Bunun için net bir şey söyleyemem. Ama şu an görünen fiyatı 1500-1600 bantlarında gezmekte. Parçalarına gelecek olursam bu şekilde bir parçası bulunmakta. Bu parçanın özelliği, evcil hayvanınızı bir yandan tararken diğer yandan da şuraya toplanan tüylerin haricinde içerisine vakumlama yapabilmesi. Normalde biliyorsunuz hayvanları tarama fırçalarımız var. Bunlarla taradığımız zaman tüyler buraya yapışıyor ve ardından bunları söküp çöpe atmak zorunda kalıyoruz. Ve çöpe atmak durumunda kalıyoruz, zorunda demeyeyim. Bununla siz çekim yaparken bazı tüyler buradan direkt olarak bu çöp haznesinin içine geçiyor. Buraya takılanlar da direkt olarak zaten buraya tutunmuş oluyor. Bunu temizlemesi de gerçekten çok basit. Şu şekilde arkasında clean yazan yere bir kez bastığınızda, bakın şimdi, bu şekilde yaptığınızda üzerinde ne kadar kıl varsa hepsini öne ittiriyor, siz de rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bu işe yarayan bir cihaz. Elektrik bağlantısı yok. Şuradan bir geçme kısmı bulunmakta. Kullanmak istediğiniz takdirde şu yere bunu yerleştiriyorsunuz ve artık kullanıma hazır. Tekrar çıkartmak için de şuradan ve buradan tutup böyle sertçe çekiyorsunuz ve çıkıyor. Bunu bir kenara bıraktım. Burada görmüş olduğunuz parça tıraş makinesinin birebir aynısı. Normalde çalışması gördüğünüz gibi şarjlı bir şey olmadığı için yok. Bunun burada bir enerji bağlantısı var. Enerji bağlantısında tam olarak şuradan gerçekleştiriyor ve ayrıca bunun içerisinde bir vakum haznesi de var. Yani siz evcil hayvanınızı şöyle tıraş ettiğiniz zaman kıllar yere dökülmüyor. Buradan da emişi gerçekleştiriyor tam şu ön yüzeyinden. Dolayısıyla da buradaki hortum vasıtasıyla da çöp haznesinin içine alıyor. Burada 4 farklı fırça boyutu bulunmakta ve ayrıca cihaz üzerinde 3 farklı hız ayarı bulunmakta. Bununla istediğiniz gibi evcil hayvanlarınızı tıraş edebiliyorsunuz. Ayrıca şöyle bir şey düşündüm ben, açıkçası yapılabilirdi. Bununla kendinizi de tıraş edebilirsiniz. Etrafa kıllar, tozlar dolayısıyla saçılmaz. Onu da şöyle yaparsınız. Bunu buraya takarsınız. Süpürgeyi çalıştırırsınız. Siz bir yandan tıraş olurken bir yandan da buradan kıllar içerisine gider. Ve dolayısıyla da evde size boş boş cırlama yaratan bir eşle ya da bir arkadaşla karşılaşmazsınız. Bunu da bu şekilde buradan çekerek tekrardan çıkartıyorum. Ve gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkıyor. Şimdi bir diğer parçaya gelecek olursam, bu da aynı şekilde aslında şunun bir tık değişik modeli, tarak işlemi görüyor. Ve burada da bir yandan tararken evcil hayvanınızı, diğer yandan da bunun içerisine gelen minik
kılları, tüyleri içerisinde hapsedebiliyorsunuz. Bunun da temizlenmesi bunda olduğu gibi çok basit. Arka tarafındaki şu clean yazan tuşa bastığınızda bakın ileri ittiriyor ve üzerinde bulunan bütün kılları otomatikman dışa atmış oluyor. Siz de buradan çekip isterseniz bunu açıp bunun içine isterseniz de çöp kutusunu atabiliyorsunuz. Burada bir diğer güzel parça var. Bu evcil hayvanlarınızı, köpeklerinizi özellikle dışarıda gezdirdikten sonra eve soktuğunuzda patilerinin kirli olduğunu zaten biliyorsunuz. Bir yerlere silmektense veya direkt olarak öylece evin içerisine götürmektense bunu buraya takıyorsunuz. Ardından evcil hayvanınızın patisini buraya koyup hem bu şekilde sürterek temizliyorsunuz hem de ayak altında o patisinin altında biriken şeyleri, sokaktan getirdiği şeyleri buradan vakumlayıp bu çöp kutusunun içine aktarabiliyorsunuz. Onun haricinde bunun başka kullanım alanları da var. Örnek veriyorum, koltuğunuzun üzerine bununla fırçalayarak temizleyebiliyorsunuz. Kedi kılları, köpek tüyleri gibi şeyleri bu alabiliyor. Yani isterseniz bunu kıyafetleriniz üzerinde de bu şekilde fırçalama yaparak üzerinde bulunan tüyleri vakumla çektirebiliyorsunuz. Gerçekten bu işlevsel bir parça. Bunu da bu şekilde kolaylıkla çıkartıp koyuyorum. Bu da normal süpürgelerde olduğu gibi koltuk aralarını rahatlıkla temizlemenize yarayan bu şekilde ince uçlu bir parça. Koltukların arasına tüyler geldiği zaman bu şekilde bunu takıp oradan temizliğini yapabiliyorsunuz. Paket içeriğinden çıkan bir diğer parçayı da sizlere göstermeden önce şunu şöyle bir çıkartalım. Evet, bunu da çıkartabildim. Paket içeriğinden çıkan bir diğer parça bu makine yağı. Bu makine yağında şu tıraş makinesini kullandığınız zamanlarda belli periyotlarda buraya dökecek olursanız kesinlikle uzun sürede paslanma ya da ne bileyim mekanizmasına zarar görme gibi problemleriyle uğraşmayacak olursunuz. Bu arada bunun bıçakları kesinlikle jilet gibi bir şey değil. İçerisinde plastik bir aksam kullanılmış şurada gördüğünüz gibi. Kesmede herhangi bir problemi yok ama hayvanınızın canını kesinlikle acıtacağından şüpheniz olmasın, acıtmayacak çünkü. Şimdi bu süpürgenin çıkartabildiği ses ve süpürgenin özelliklerini sizlere göstereceğim. Süpürge üzerinde burada görmüş olduğunuz gibi iki tane tuş bulunmakta. Bir tanesi açma kapatma, bir diğeri de vakum ayarı özellikleri. Buna bastığınız takdirde süpürge önce çalışıyor. Çalıştığında başlangıç seviyesinde eco modda çalışıyor. İkinci kez, yani ilk kez siz buna bastığınızda ikinci kademeye geçiyor. Üçüncü kez bastığınızda da en yüksek emiş gücünde emişi sağlıyor. Şimdi size bunun sesini göstereceğim. Ya bu videoda tabii ki süpürme testi yapmayacağım. Hayvanımı özellikle kedimi şu masa üzerine koyup da burada bir temizlik yapmaya çalışırsam muhtemelen her tarafı birbirine katacağı için kriz yaşayacağız. Benim hayvanım pek fazla kendine böyle dokunulup temizlik yapılmasını sevmiyor. Özellikle tüylerinin taranmasını bir tek seviyor ama bu cihazdan birazcık kıllandığı için açıkçası ilk başta yanına pek yanaştırmıyor. Pek tabii ki uzun vadede buna alışacaktır ve rahatlıkla kullanım sağlayabileceğiz. Şimdi bunun sesine gelecek olursak ben şu parçayı takarak direkt olarak ses testini yapacağım sizlere. Emiş gücünü burada denemeyeceğim çünkü normal bir süpürge gibi bunu kıyaslamayacağım. 9000 Pascal zaten önüne ne koyarsanız koyun çekecek. Şuna basıyorum. Bakın böyle hafif bir ses var. Elimi tuttuğumda şu an bir vakum etkisi yaratıyor ama böyle çok yoğun değil. Eco mod bu. Şimdi buranın üzerinde birkaç parça toz vardı. Direkt üzerine getirdim ve çekti zaten. İkinci kademesine geçmek için şurada max yazan bir tuş var. Ona bir kez basıyorum. Burada bu arada bir de ışık var. Speed kontrol ışığı. Şu ilk tarafta yandığında bu en düşük emiş gücü. Bir kere daha basıyorum. Bakın şimdi birazcık daha güçlendi. Gördüğünüz gibi gayet güçlü çekiyor. Normal bir elektrikli süpürgeye kadar ses çıkartıyor şu an. Bakın zaten hortumun kasılmasından da görebiliyorsunuz. En yüksek emiş gücüne çıkartacağım. Şimdi bakın burada ikinci ışık yandı. En yüksek emiş gücüne çıkarttığımda da her iki ışık birlikte yanıyor. Gördüğünüz gibi hortum baya baya kasılıyor. Bu tam olarak, kapatayım öyle konuşayım. Bu tam olarak 9000 Pascal'lık bir emiş gücüne sahip. Yani bu en yüksek emiş gücünde 9000 Pascal'lık emişle siz hayvanlarınızı tararken, tıraş ederken herhangi bir toz, kıl, tüy etrafa saçılmayacaktır. Bunu da niye sallıyorsam şöyle bakayım. Neobot evcil hayvan bakım kiti videom bu şekildeydi. Açıkçası ürün benim hoşuma gitti. Evcil hayvanınız varsa bu gibi bir şeyi kullanabilirsiniz. Yani hayvanınızı taramaktan ziyade sadece tarama ihtiyacı var ise pek ihtiyacınız olmayacaktır ama köpeğiniz varsa özellikle böyle bir ürün kesinlikle işinizi görecektir.
Fresh etme olsun, dışarıdan geldiğinde temizlik olsun, etrafa yayılan kılları tüyleri silmek olsun ve tabii ki tüylerini taramak olsun, gerçekten işinize yarayacak bir ürün.